Bugün Tokat merkeze yakın bir yerde Berke Atılgan Bey'in işletmesine misafir olduk. Burada hem kurbanlık hayvan baktık büyükbaş ve küçükbaş olarak. Şimdi de yine aynı şekilde hayvanları beraber birlikte besliyoruz. Ben akıllı yemi internetten gördüm. Memnunuz. Hayvanlarımızda gelişiminde, kas yapılarında, vücutlarında çok güzel verim aldık. Aynen. Burada mesela 150-170 arası kurbanlık koçu siz yetiştirdiniz. Hafif bir yağlılık var, çok az. Tamam. Ama bu yağlılık da tam kuzu koyun etine daha yakışıyor, yumuşatıyor. Ben bu yemden memnun kaldım arkadaşlar. Şimdi size söylemek istediğim, yani ben fabrika yemlerini hep denedim. Fabrika yemlerinin içinde araştırırsanız %40'ı zaten içinde kepek var. Hayvanı şişirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Hayvan boş şişip yükseldiğinde içini doldurmak zorlaşıyor. Herkese merhabalar. Bugün Tokat merkeze yakın bir yerde Berke Atılgan Bey'in işletmesine misafir olduk. Burada hem büyükbaşlar hem de küçükbaşlar hayvanlar bulunuyor. Biz geçtiğimiz yıldan beri burada hem kurbanlık hayvan baktık büyükbaş ve küçükbaş olarak. Şimdi de yine aynı şekilde hayvanları beraber birlikte besliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Berke abiye dönüyorum. Abi merhabalar. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Sağ ol abi, çok teşekkürler. Bugün misafiriniz olduk. Şeref verdiniz abicim tesisimize. Eksik olmayın. Çok güzel bir yeriniz var. Tokat merkeze çok yakın. Allah razı olsun. Burada böyle bir yolda karşımızda. Üretim tesisi kurduk. Böyle bir çiftlik yaptık. İnanın devletimize, milletimize, gençlere daha faydalı olabilmek için çalışıyoruz. Aynen abi. Gıda üretimine destek oluyorsunuz. Evet. Büyükbaş ve küçükbaş eti olarak. Evet. Belki yakında süt de olur. İnşallah. Nasip olursa. İnşallah planlarımız ona yönelik. İnşallah abi. Şimdi abi biz sizinle geçen sene hayvan besledik. Hem kurbanlık küçükbaş, evet, hem kurbanlık büyükbaş. O kısım biraz anlatır mısınız? Hem bizi nereden buldunuz? İnternetten mi? İşte nasıl yaptınız onlara ilişkin? Ben akıllı yemi internetten gördüm. Ondan sonra kuzu yemini araştırdım. Kurbanlık mor koyun, kuyruklu koyun tarzında koyunlar besledik bir dönem. Hayvanlarımıza günlükte 550-600 grama yakın kilo aldırdık akıllı yemle. Normal fabrika yemiyle de 350 grama yakın, 300 grama yakın bir besi aldırmıştık. İki farkı da gördük. Memnunuz. Hayvanlarımızda gelişiminde, kas yapılarında, vücutlarında çok güzel verim aldık. Doğru. İnsanlar da çok mutlu oldu. Çok güzel. Etin lezzetinden, rengi, renginden. Falan. Nasıl çok da güzeldi abi. Hafif bir yağlılık var, çok az. Tamam. Ama bu yağlılık da tam kuzu koyun etine daha yakışıyor, yumuşatıyor. Bildiğimiz gibi koyun eti biraz sert oluyor ama hafif yağlı olunca da et yumuşuyor. Çok güzel abi. Geçen sene burada insanları misafir ettiniz. Evet, tesisimizde. Aynen. Burada mesela 150-170 arası kurbanlık koçu siz yetiştirdiniz. Bir de bir arkadaşınız da getirmiş. Evet. Toplam 300 tane küçükbaşı burada kestiniz. Evet. Çok 300 güzel. Taneye yakın küçükbaş kestik. Büyükbaş da kestik biraz. Bir de büyükbaş kestiniz. Evet. Onları da işte pay falan yaptınız. Çok güzel abi. Şehire yakın olması, insanların buraya ulaşması kolay. Evet. Payını ya da kesilmiş hayvanı alıp gittiler. Evet. Bu onlara çok güzel, evet, bir hizmet olmuş temiz oldu. Temiz bir hizmet verdik burada. Evet abi. İnsanlar doğru. Artık temiz bir hizmet istiyor yani. Kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi hayvanların olduğu tabii yere doğru abicim, geçelim abi. Buyurun. Beraber. Tamam. Burası düvelerimiz Umut Bey. Bu düvelerimiz 12-14 aylık olmak üzere. Evet. Değişiyorlar. Abi. 10 aylıklar da var düvelerimizin içinde. Tamamen kurbanlık bunlar, kasaplık. Bu tarafımızda Dorper koyunlarımız, ırklarımız. Tamam. Küçükbaş hayvan küçük olarak. Küçükbaşlarımız, patoklarımız. Tamamen abi etçi ırk üstüne de bir evet, çalışma yapmak istiyorsunuz. Evet, damızlık hayvan üretmek istiyorum bölgede. Saf geni yakalamak istiyorum aslında. Bu genler bozuldu bölgemize gele. Biz bu bölgedeki bu hayvanların genlerini, tazeliğini koruyarak daha verimli bir hale getiririz diye düşünüyorum. Yani evet, durmadan koyunun içine farklı bir koç atmak hayvanın geniyle oynuyor. Melez olmasını istemiyorsunuz. Tabii mesela ki de. Dorper, Dorperle. Suffolk ve Île de France. Tabii her, yani tane. Her çeşit kendi hayvanıyla. Evet abi. Bir montofondan bir simental geni çıkmıyor. Yani melez oluyor ve bunun çevrilmesi için 10 defa yavrulaması lazım. Evet. En az 10 evet, kez. Bunu en az 10 yıl, 15 yıl çevirme melezlemesi yapılması gerekiyor. Burada en azından şimdi Dorper'leri almışsınız. Atıyorum buraya Suffolk alınabilir. Dediğiniz gibi Île de France'lar alınabilir. Evet. Ve her bir cins kendi içerisinde yaparsınız. İsteyenler de ona göre tercih edebilir. Tabii. Tamamen et ırkına, bu tesiste tamamen et ırkına. Şu anda çalışıyoruz biz. Çok güzel abi. Hatta şimdi bu hayvanları alırken bir transiti sattım dediniz. Evet. Hayvanlara çevirdim ben. Evet. Bu da bir ilginç bir durum. Sonuçta mala para bağlayınca hayvan yediğini inkar etmiyor. Büyüyor. Evet. Büyüdümesiyle beraber ete biz evet, yatırım yapmış oluyoruz daha yani fazla. Benim burada gençlere verebileceğim en güzel tavsiye denemeleri.
yapmalara, evet, uğraşmalara, emek vermelere. Emek vermeden hiçbirine bu ülkede bir şey olmuyor az şu anda. Dediniz abi, genç insanlar biraz daha böyle üşengeçlik var. Yani evet. Erinme durumu var. Hani çünkü buraya 365 gün gelip hayvanla ilgilenmek gerekiyor. Evet. Sizin mesela hem farklı sektörlerde de işleriniz var. Ona rağmen geliyorsunuz, bizzat takip ediyorsunuz, evet, burayı. Bu sizin hem bu işi sevdiğinizin hem de üretimde yani bizzat içinde olduğunuzun göstergesi bu. Açıkçası bu çok güzel bir şey. Şimdi abi arpa filake. Arpa filake yediriyoruz. Akıllı besi yemi yediriyoruz. Evet. Haşbeyli de saman veriyoruz. Haşbeyli saman veriyoruz. Mesela burada şu anda 11 tane kurbanlık düveyi besliyoruz. 12 tane burası. 12 tane mi? 12 tanesini besliyoruz. 50 kilo düve yemi veriyoruz. Evet. Standart bir düve yemi. 20 kilogram arpa filake, 4 kilogram da akıllı besi yemi, evet, şeklinde. Bir konsantre, evet, takviye de yapıyoruz bizden. Aynı zamanda pancar posası ve haşbay saman. Evet. Bu şekilde kaba yem ve konsantre yem karışımları bu yönde abi. Üst taraf çatı gayet yüksek. Yani verimli, havadar. Ciğerlerine havadar göre hayvanların ciğer toksit şeylerini sağlamıyor. Hayvanlar, aynen, rahat nefes alıyor, hayvanlar geviş keyifli getiriyor. Hayvanlar zaten şu anda, hiç ses seda yok. Açıkçası gayet güzel. Yani bunları siz şu anda kurbana hazırlık yapmış oluyorsunuz. Evet. 2024 yılı kurban bayramı için hazırlık yapmış oluyoruz. İnşallah güzel, verimli geçer herkes için. İnşallah. Şimdiden. Küçük başları nasıl besliyorduk abi? Abi küçük başları günlük de ortalama 500-600 gram mısır veriyoruz. Tamam. 400 gram'a yakında akıllı kuzu yemi veriyoruz. Evet. Ekstradan. Başka bir toz samanla hafif karıştırıp döküyoruz, çok az. Evet. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde besliyoruz. Oluyor. Hayvanların bir kısmı gebe miydi? Evet. Hepsi gebe buradaki büyük anaçların. Bir kısmı gebe, bir kısmı doğurmuş. Bir kısmı doğurdu, bir kısmı doğurmaya başlayacak işte bu haftalarda, evet, doğumlar bitecek. Çok güzel, şirin yani şu küçükler özellikle başları siyah, gövdeleri beyaz şeklinde. Gayet güzel abi. Aynı zamanda bir çadır gibi bir şey yapmışsınız. Bu, evet, soğuktan, o, evet, rüzgardan da koruma. Ceyrandan etkilenmesin için yavru doğum döneminde dedik. Büyük, evet, başlarımız da eksi 40 dereceye kadar büyük baş yaşıyor. Evet. Ama ceyranda yaşamıyor. Aynen, yaşamamış. Öksürüğe bir kere kaptırdın mı büyük başı, sıkıntı. Aynen öyle abi. Şimdi biz de onu sağladık biraz Cengiz burada. Cengiz abimiz de var burada, evet, şimdi. Babak Cengiz var. Abi. Siz şimdi Berke Bey'le beraber, evet, hayvanları besliyorsunuz. Evet. Siz de seviyorsunuz sanırım. Ben çok aşırı seviyorum. Yani evet, böyle evet, emeklilik, evet, hayatını... Emeklilik hayatı bunlardan geçiyor. Özellikle ben küçükbaş hayvanları, evet, çok abi, seviyorum ben. Çok güzel abi. Yani onlarla uğraşıyorum genellikle. Bir de yardım ediyorum işte, evet, boş zamanlarımda. Baba oğul burada. Evet, baba oğul burada tesis kurduk. Çok güzel zaten. Evet, yani evet. Gayet temiz. Hava, evet, evet, havadar böyle. Apartmanda emeklilik hayatı kahvehanede geçireceğine, evet, evet, çiftlikte geçireceğine, evet, zaman daha iyi yani. Evet. Açıkçası. Bir ara kendim hobi olarak başladım ben küçükbaşa. 100 taneye kadar çıktım. Oradan sonra 7-8 tane aldım. 100 taneye kadar. Çok güzel. Üredi ondan zaten. Ürettim, çoğalttım. Çok, ürettim güzel. Oradan sonra. Ara verdiydim. Bir ara Ile de France getirdik yurt dışından. Sulfok getirdik. Tamam. İtalyan hayvan sattık. Onlardan aldık. Getirdik, sattık. Oradan sonra. Şimdi de burada bunlarla uğraşıyorum. Çok güzel. İnşallah çoğaltacaksınız. İnşallah. 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 Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Sizin ne demek Umut Bey? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu yemden memnun kaldım arkadaşlar. Şimdi size söylemek istediğim, yani ben fabrika yemlerini hep denedim. Fabrika yemlerinin içinde araştırırsanız %40'ı zaten içinde kepek var. Hayvanı şişirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Hayvan boş şişip yükseldiğinde içini doldurmak zorlaşıyor. Hayvan küçük bodur kalıp şişmesi daha verimli oluyor. Benim söyleyecek istediğim bunlar olur. Arpa'nın besin değeri belli. Akıllı besinin besin değeri belli. İkisini konsept ettiğinizde çok güzel bir verim çıkıyor ortaya. Denemelisiniz diyorum. Sağ olun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah nice yıllar hep beraber çalışırız. İnşallah. Bir hayvancılık yaparız. İnşallah burada. Abicim. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Bizleri misafir ettiniz. Ne demek abicim. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Yemsipariş.com'dan hemen ürünlerimizi inceleyerek sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargoyla ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ücretsiz teknik destekle de her zaman yanınızdayız. Bizleri takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.